Atımız manej diye adlandırdığımız çalışma sahasına geldiği zaman ilk olarak yaptığımız lonj adı verdiğimiz ve bu lonj ipi ve lonj kamçısını kullanarak ısıtma hareketleridir. Bu çalışmada atımızın gerekli olan tüm adale grupları ısıtılarak binişe hazır hale getirilir. Bu en çok dikkat ettiğimiz bir konudur. Çünkü atlarımızın önce adale gruplarının rahatlaması gerekmektedir. Daha sonra biniş hazırlıkları başlar ve atımıza binilerek çalışmaya devam ederiz. Bunlar birkaç merhaleden oluşmaktadır. Birincisi lonj tabir ettiğimiz, biraz önce yaptığımız çalışmada atın dikkatli yürüyüşü ve net adımlarını temin etmek üzere yaptığımız kavaletür çalışmasıdır. Daha sonra dresaj adı verdiğimiz at yumuşatma, adale gruplarının çalışmasını ilgilendiren çalışmalardır. Daha sonra da konkur atlarımızda kullandığımız engel atlama çalışmaları devam eder. Bu atlarımızın eğitim ve öğrenim sistemlerine göre, derecelerine göre aşama aşama ilerlemektedir. Atımızın çalışmaları ilerledikçe ağırlaşmaktadır. At türleri. Şimdi dünyada safkan ırk olarak birkaç ırk kalmış durumda. Bu akal teke özel bir koruma altına alınmış durumda. İngiliz ve Araplar. Bu İngiliz ve Araplar Türkiye'de özellikle safkanlığını korumakta olup müsabakalarda Arap ve Araplarla, İngilizler de İngiliz atlarla koşmaktadır. Konkur, engel atlama, konkur ipik dediğimiz alanda ise atlar genellikle Avrupa'da çeşitli ırkların birbirleriyle birleştirilmesi sonucu elemine vasıtasıyla iyi çeşitler elde edilerek geliştirilmiştir. Yapıları daha kuvvetli, daha uzun boylu, daha geniş ve adale gruplarına sahip. Özellikleri daha fazla olan atlar üretilmiştir. Bunlar da konkur alanında, müsabakalarda kullanılmaktadır. Düz koşularda İngilizler ve Araplar kendi aralarında müsabakalara girerler. Irklar mümkün olduğu kadar kontrol altında tutuluyor. Jockey kulüp haralarında denetim altında üretilmektedir. Diğer müsabakatlarımız da burada kendi haralarımızda ya da Avrupa çiftliklerinde çekilmekte olup orada biraz eğitime tabi tutulduktan sonra yeterli eğitime sahip olanlar buraya gelip burada müsabakalara girmektedir. Atlarda hamilelik dönemi yaklaşık 11 ay, 11 gün civarındadır. Bu da aşağı yukarı 11,5 aya tekabül eder. Oldukça yaş ve yaşam durumlarına göre uzun bir hamilelik sayılır. Fakat yapılarına göre demek ki öyle bir biyolojik gelişime ihtiyaçları var. Hamilelik dönemlerinde atlar haralarda, serbest alanlarda, açık alanlarda, doğal şartlarda hamileliklerini devam ettirirler. Taylarda uygun şartlarda doğaya uygun olarak bir gelişim sarf ederler ve gelişirler. Bunlarda yemleme olayları da tabii ki insanlar gibi biraz daha dikkat edilerek işte yem oranları ayarlanabilir. Hamilelikte iyi bir hamilelik geçirmesi için sosyal ortamlarının uygun olması gerekir. Sakin bir ortamda birbirleriyle anlaşan atlarla beraber bir grup halinde bunlar hamilelik dönemlerini geçirirler. Hamilelikte doğumlar genelde doğal yoldan da meralarda da olabilir, bokslarda da kontrol altında da olabilir. Genelde kıymetli atlar, safkan tabir ettiğimiz Arap, İngiliz ve bizim Avrupa atlarda oldukça maliyeti yüksek bir yatırım olduğu için çok iyi kontrol altında, veteriner hekimler denetiminde bu kontrolları ve doğumları yapılır. 24 saat son aylar, son günleri 24 saat kontrol altında geçer. Doğuma yaklaşıldığı anda direkt olarak müdahale edilerek yanında bulunur. Gerektiğinde tayın çıkması için veteriner hekim el ile müdahale edebilir. Bu anne ve tayın sağlığı açısından oldukça önemli bir merhale. Taylar doğumdan sonra birkaç saniye içinde, 10-15 saniye içinde anneleri tarafından ya da kendileri ayağa kalkarlar. İlk emzirme olayı ya kendisi ya da işte yandaki yardımcılar tarafından, anne tarafından emzirilir. Ondan sonra rahat, huzurlu bir işte doğum şeyi yaşaması için serbest bırakılır. Birkaç gün boksta anneyle beraber yan yana durur.
kendi başına hareket etmeye başladığı zaman da anneyle beraber tekrar meralara çıkar. Serbest padoklarda gelişimini koşarak, eğlenerek tamamlamaya çalışır. Hamile atlar yaklaşık birkaç hamilelikten sonra bir sene, iki sene ara verilmesi tavsiye edilir. Çünkü vücudun kendi doğal dengesini toplaması, koruması ve sağlıklı bir tay verebilmesi için bunun da gerekli olduğu veterinerler tarafından söylenmektedir. Atların ömürleri yaklaşık 22 ile 24-25 yıl civarındadır. Bunun son yılları genelde haralarda, çiftliklerde dinlenmeyle geçer. Doğal bir ölüm tercih edilir atlarda. Çok kritik dönemlerde, sakatlanan atlarda veya tedavisi mümkün olmayan atlarda daha farklı tabii uyutma yöntemleri olabilir. Ama genelde yaşlanan atlarımızın tamamı büyük çiftliklerde, haralarda ya da daha uygun ortamlarda kendi ömrünün sonuna kadar yaşamayla geçer. Doğal bir ölüm tercih edilir her zaman. Bunun yanında atlar, at çeşitleri olarak bahsettiğimizde yılkı atlarımız vardır. Dağlarda kendi başına üreyerek, kendi başlarına yaşayan, doğal ortamlarda o mücadele vererek yaşamlarını sürdüren atlarımız vardır. Dünyada çeşitli isimlerde olabiliyor bunlar. Amerika'da Mustang olabilir, işte Türkiye'de yılkı atları tabiriyle birçok ülkede doğal şekilde yaşayan atlar da vardır. Bunların yaşam şartları oldukça zor olmasına rağmen doğayla daha kolay başa çıkabiliyorlar. Çünkü kendi ortamlarında yaşıyorlar. Kapalı maneş çalışmalarında mevcut olan bu görmüş olduğumuz aynaların görevi çalışma periyodu boyunca at ve binicinin at üzerinde ve çalışma anındaki oturuş, pozisyon ve yardımların doğru olup olmadığını kontrol amacıyla konmuştur. Çalışma esnasında binici sürekli bu aynalar vasıtasıyla kendini ve atını kontrol ederek doğru çalışma yapıp yapmadığının farkına varır. Ona göre kendi çalışmalarını yönlendirir. Daha sonraki bu manejde gördüğümüz harfler var. Bu harfler dresaj müsabakası dediğimiz at terbiyesi ve at hareketlerinin başarılı bir şekilde yapıp yapılmadığının kontrolü, doğru noktalarda başlayıp başlamadığının tespiti amacıyla konulmuştur. Her harf belirli hareketin başlangıç, bitiş ya da değişim noktasını belirler. Belirli hareketler vardır adeta süratli dörtnal dediğimiz yürüyüş tarzları arasında ve bunların geçişleri arasında. Doğru hareketlerin doğru zamanda ve periyodik bir şekilde net olarak yapılmasının temini amacıyla bu harfler konulmuştur ve yarışmada tabii müsabıklar arasındaki eşitliği doğru noktalarda sağlamak için bunların bize faydası olmaktadır. Atlarımızın kalmış olduğu odalara biz box tabiri veriyoruz. Bütün atlarımız tek kendine ait özel odalarda kalıyorlar. Bu odaların bakım ve hijyen konusuna oldukça dikkat ediyoruz. Periyodik aralıklarla duvarlar kireçlen, badana yapılır, zemin temizliği yapılır. Atların yatıp kalkması ve rahat etmesi amacıyla talaş serilir. Yaklaşık bu iki karış yüksekliğindedir. Atların zemin bakımı ve talaşların bakımı, temizliği günde birkaç defa yapılır. Artı bakıcı arkadaşlarımız buradan her geçişte bir pislik veya bir farklılık varsa hemen onu temizlerler. Atlarımız oldukça hijyen ortamda durmak durumundalar. Çünkü boyut ve yapılarına baktığımız zaman çok iriler. Fakat çok da hassas varlıklar, kırılgan varlıklar, hassastır, duyguludur, en ufak bir şeyden kolay etkilenirler. Dolayısıyla iyi bir ortamda hijyen içinde beslenmeleri ve bakılmaları tabii ki çok iyi oluyor. Atlarımız yaklaşık olarak ağırlıklarının %10'u kadar bir besin takviyesiyle beslenir. Bu genelde Türkiye içinde arpa, yulaf ve sanayi yemi ya da Avrupa yem tabir ettiğimiz yemlerden olur. Atların çalışma durumuna göre yem arttırılır ya da azaltılabilir. Düzenli olarak çalışan bir atın ortalama yemi 7 kilodur. Örneğin 700 kiloluk bir atın 7 kilodur. Ama aşırı yoğun bir tempoda çalışan, müsabakalara gidip gelen ve enerji sarfını gerektiren atlarımıza ilave takviye yemler verilebilir. Mineral takviyesi yapılabilir, vitaminler verilebilir. Çalışmayan atlarımızda ise yem
bilinçli olarak kademe kademe azaltılır. Yaklaşık 3-3,5 kiloya kadar indirebiliriz bu yemleri. Çünkü atlarda aşırı yem arpalama tabir ettiğimiz bir hastalığa neden olur. Bu bir kan zehirlenmesidir. Sindirim sistemi çok narindir. Çok kırılgandır atların. Fazla yem oldukça büyük problemlere neden olabilir. Ölüme kadar sonuçlanan neticelere rastlanmıştır. Atlarımızın çalışması bittikten sonra terlemiş olan atlarımızın bakımı tekrar gözden geçirilir ve şampuan, sabun yardımıyla iyice yıkanıp temizlenir. Hücreleri ve deri açılarak tertemiz bir hale getirilir. Bu atlarımız için aynı zamanda bir masaj mahiyeti taşımaktadır. Dolayısıyla boksa gitmeden çalışmada gerginleşen sinir, acele grupları burada rahatlar. Boksa huzurlu bir şekilde gider. Bunun için yapılması gerekenler arkadaşımızın yaptığı gibi tekrar bir kaşığı ve bakım şeklinde bir ilgi gerektirmektedir. Ayrıca tekrar nal bakımı ve tırnak bakımı yapılır. Eğer nalında bir oynama varsa, bir problem yaşandıysa ya da mayalarında bazı problemler oluşabilir. Onlar tekrar gözden geçirilir. Atımızın kesinlikle her şeyi tamam olduğundan emin olduktan sonra boksa bırakma vakti gelmiş demektir. Görmüş olduğunuz gibi at biniş malzemelerimiz de burada dizilmiştir. Bunlardan sırasıyla başlıkları ele aldığımızda başlık, dizgin kolu ve martingal dediğimiz ilave parçalarımız vardır. Atı yönlendirmek ve idare etmek açısından bunlara ihtiyacımız oluyor. Bu bölüme burnu saldık diyoruz, bu bölüme alınlık diyoruz. Bu atın ağzına dişlerin arkasındaki boş bölüme geçerek atı kontrol etmemizi sağlıyor. Ata zarar vermiyor, hiçbir zaman acı vermiyor, doğru kullandığımız takdirde. Artı bunun yanında bazı atlarımızın vücut yapılarından dolayı eğerleri kaymaktadır. Bu arkaya kaymasını önlemek için göğüslük tabir ettiğimiz malzeme atın boynundan geçirilerek takılır. Bu da alttan kolana bağlanarak eğerin geri kaymasını önleriz. Genelde kullanmış olduğumuz malzemeler bunlar. Bazı atlarımız ses aşırı duyarlıdır ve ani seslerden ürkerek farklı tepkiler verebilir. Bunun önüne geçmek için atımıza kulaklık tabir ettiğimiz bir başlık geçirilerek ses duyuları oldukça aza indirilir ve yabancı seslerden etkilenmelerinin önüne geçmeye çalışırız. Atlarımızın binişe hazırlanması için yapılan merhaleleri anlatmak istiyorum. İlk olarak at boksta zaten temizlenmiş bir vaziyette durur. Fakat binişe hazırlanmak istendiği takdirde bokstan alınır, buraya getirilerek gerekli temizlikleri yapılır. Önce tımar dediğimiz kaşığı ve fırça yardımıyla tımarı yapılır. Sonra üzerinde toz beziyle tozları alınır. Ve daha sonra tırnak bakımı yapılır, mayalarının bakımı yapılır. Tırnakları sertleştiyse yumuşatmak amacıyla tırnak yağı kullanılır. Mayalarında temizlik yapılır. İçine taş kaçmış olabilir, toprak birikmiş olabilir. Dolayısıyla sağlıklı bir yapıya sahip olması amacıyla bunlar düzenli olarak temizlenir. Daha sonra üzerine eğer konulur. Varsa yüz temizliği yapılır, saçlarının bakımı yapılır. Çünkü bizim atlarımız oldukça kıymetlidir, ailenin bir ferdi gibidir. Dolayısıyla aynı ihtimamı onlara da gösteririz. Kuyruk bakımı yapılır. Bundan sonraki aşamalarda başlık takılır. Başlıktan sonra eğer takılır ve binişe hazır hale getirilir. Binişe hazır hale gelen at maneje doğru götürülerek biniciye teslim edilir. Tamam ya. Baba.
Gezintideymiş, verilmiş. Şunları şöyle grup olarak alsana. Geçiyor mu lan zaten? Lara, kartı al da. Evet, şu tane. Orada var. Arkadaşlar. O ona haber. Demin bu yüksek atlama beyaz atlama. Çok iyi.